Rafet Erroman'ın boşanma davası açtığı eşi Ceren Kalpakaslan, boşanma süreciyle ilgili ilk kez Magazin 8'de konuştu. İşte boşanma sürecinde olan çiftten Ceren Kalpakaslan'ın açıklamaları. Beni biraz anlasaydın darılmazdı. Hayat, her şey devam etmesi gerekir. Rafet Erroman'ın boşanma davası açtığı eşi Ceren Kalpakaslan, boşanma süreciyle ilgili ilk kez ve sadece Magazin 8'e konuştu. Böyle bir süreç var. Yakında boşanacağız. Himalaya dağlarına çıkacaktık ki beraber. Bakalım. Daha orman yağmurlarına gidip orada sırt çantalarıyla gezecektik. Henüz birkaç ay öncesine gideceğiz. Birbirlerini çok seviyorlardı. Adeta biz birbirimiz için yaratıldık diyorlardı. Bu evlilik üzerine çok şey yazıldı, çizildi. Deliler gibi aşık olan çiftin nasıl bu hale geldikleri üzerine çok şey söylendi. Biz aşkımızı her gün kutluyoruz ya aslında. Bir oh çekti yalnız gün. Yani. Böyle bir içinden aktı gitti. Biz her gün aşığız, her gün birbirimizi sevdiğimizi söylüyoruz. Yani değil mi öyle? Ben de öyle. Hani bugün tabii ki özel. Bugün 2016 Şubat ayında çift Kıbrıs'taydı. Sevgililer günü röportajımızda Kıbrıs'ta resmen ikinci baharını yaşıyorlardı. Ceren Kalpakaslan nasıl bir evlenme teklifi aldığını da bu röportajda ilk kez Magazin 8'e anlatmıştı. Bodrum gecesiydi. Böyle güzel bir ortam hazırlamış Rafet Bey. Ondan sonra bizden başka kimse yoktu. Manzaramız çok güzeldi. Böyle oturup konuşurken arkadan da kimin konseri vardı? Bengü'nün müydü? Hmm. Yoksa Gülşen'in? Bengü'nün de galiba. Biri vardı ama hatırlamıyorum. Konser veriyordu. Ben de işte dönüp izliyorum sürekli konseri. Ondan sonra havai fişekler atılmaya başladı. Döndüm havai fişekleri izliyorum. Hoşuma gitti. Rafet de fırsat bu fırsat hemen yüzüğü çıkardı. Çift geçtiğimiz Şubat ayında çocuk düşünmediklerini de söylemişti. Şimdilik bilmiyorum. Ben şahsen daha böyle bir hazır hissetmiyorum kendimi. Belki bir iki sene sonra hep konuşuyoruz. Hani belki bir iki sene sonra diyoruz. Kısmet ya, kısmet bu işler. Şu anda düşünmüyoruz yani. Şu anda düşünmüyorum. Öyle düşünüp de planladığımız bir şey yok. Ben dedim her şeyim benim. Bebeğin de çocuğun da ben olayım. Bunun yaşımdan sonra hani biz yaşayalım. Hayatın keyfini çıkaralım. Hep çocuk büyüt nereye kadar? Rafet Erroman'ın 1996 yılında evlendiği Tuğba Altıntop'tan olan kızları Şevval ve Su'yla anlaşamadığı gerekçesiyle 2014 yılında Almanya'da evlendiği Ceren Kalpakaslan'la arası açılmış, çift boşanma aşamasına gelmişti. Belki sevmek yetersiz, belki bu aşk kadersiz, bir bilseydik şimdi biz ağlamazdık. İyi akşamlar arkadaşlar. Rafet Erroman'ın seslendirdiği şarkıdaki gibi belki sevmek yetersiz geldi. Ekim ayında Rafet Erroman tarafından açılan davanın ilk duruşması görülecek. Gerçekten çok kısa konuşsaydık. Sizin ağzınızdan sağlıklı bir hediye almak açısından. Bebek'te yakın bir arkadaşı ve köpeğiyle gezmeye çıkan Ceren Kalpakaslan, boşanma ve biten aşkla ilgili ilk kez ve sadece Magazin 8'e konuştu. Tabii. Yani gerçi konuyla ilgili herhalde sorsunuz. Mutlu görünüyor. Aslında bir sorun olmadığı görüntüsü veriyordu Ceren Kalpakaslan. Haftalardır yan yana gelmediği ve resmi olarak eşi olan Rafet Erroman'ınsa bilindiği üzere boşanma döneminde Almanya'daydı. Hiç konuşmayalım. Açıklama yaptım zaten. Yani böyle bir şeyin olmadığını. Aslında yıpranmıştı Ceren Kalpakaslan'da. Severek evlendiği, büyük bir aşk yaşadığı romantik adam Rafet Erroman'la büyük hayalleri ve planları vardı. Boşanma süreci ne aşamada şu an? Böyle bir süreç var. Yakında boşanacağız. Düşünceler ümitsiz, kelimeler yetersiz, talihsiz bu aşk, talihsiz. Ceren Kalpakaslan kendisine boşanma davası açan Rafet Erroman'dan hiçbir şekilde maddi manevi tazminat talebi olmayacağını da ilk kez Magazin 8'e açıkladı. Var mı bir maddi manevi tazminat talebi? Hiçbir talebim yok. Hiçbir talebim yok. Rafet Erroman'ın boşanma davasıyla ilgili Türkiye'de bir basın toplantısı yapması bekleniyor. Ceren Hanım konuşmaları genelde bana bırakıyor. 18 Mart 2016 tarihinde Frankfurt Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açan Rafet Erroman'ın kızlarına
bir daha evlenmeyeceği üzerine söz verdiği de geçtiğimiz günlerde basına yansımıştı. Sahim hoşça kal. Teşekkür ederim, sağ olun. Beni biraz anlasaydın darılmazdık.